Tekrardan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Adil Gülen. Bugünkü Mey derslerimizde 46. artık videomuz arkadaşlar. Mey dersi olarak. Artık çok gerçekten ilerledik. Yeni başlayacak olanlara da tavsiyelerim. Kesinlikle sıralamayı takip edin. Kaçırmayın arkadaşlar. En baştan buraya kadar gelin. Değişik kalıplar 7, 8, 4, 4, 6, 8, 3, 4. Bütün kalıplarda türküler çektim ben size. En azından sizler de takip edin. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bugünkü eserimiz 4-4 bir eser. Donanım dediğimiz yer neresi arkadaşlar? Donanım burası oluyor. Dikkat edin. Burası donanım. Donanımdaki arıza işaretleri ne dediğimizde şunlara bakıyorsunuz. Bemol 2. Normal si bemol 2 eseri. Koması basacaksınız arkadaşlar arıza olarak. 4-4'lük bir eser. Hemen bakalım notalara. 1, 2, 3 ölçü. İlk satır 3 ölçüden oluşuyor gördüğünüz gibi. Şuraya. Yavaş yavaş okuyalım. Fa. 4 vuruş yapacaksınız. Fa, sol, la, si, do, re, si, do, es. Tamam mı? Bak burada noktayı biliyorsunuz arkadaşlar. Artık bunlara çok değmiyorum. Şu an saat burada 11.30. Biraz geç. O yüzden böyle hızlı anlatmaya çalışıyorum. Derslerim yeni bittiği için arkadaşlar. Herkes öğrenecek bu enstrümanı. Kaçarı yok. Hiçbir şey gizli saklı yok arkadaşlar. Herkes hatta böyle enstrümana soğumuş, yıllar önce bırakmış olan insanlar bile, arkadaşlarım, abilerim bile bu enstrümana geri başlayacaklar. İnanıyorum ben. Esere başlayalım. Birinci ölçü okuyun arkadaşlar. Bunu bir kez daha göstereyim. Kalemle göstereyim hatta. Bakın. Fa. Bitti birinci vuruş. Sol. La. Si. Bu şekilde yavaş yavaş artık göstereyim. Elimdeki enstrümanda abonoz birimi arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Soran arkadaşlar oluyor. Şöyle ayarladım. Başlayalım yavaş yavaş. Birinci ölçü. Dediniz ve bitti. Buradaki fa. Bakın arkadaşlar. Fa diyez var ya. Alttaki tam bu. Şurada. Şuraya denk geliyor. Şöyle göstereyim. Eğer bu yukarıdaki fa olsaydı. Şu yukarıdaki çizgin üstündeki fa olsaydı. Buraya denk gelecek. Tamam. Unutmayın bunu. Dikkat edin. Şimdi birinci ölçüyle başlıyorum. Buradayız arkadaşlar. Her bir ölçü 2 defa çalayım. Bitti. Fa, sol, la, si. İkinci ölçü. Bakın. Do, re, si, do. Bitti. 1,5 kadar uzatıyorsunuz noktalıyı. Unutmayın, tamam mı? Bak. Nokta. Önüne geldi notanın. Değerini yarısı kadar arttırıyor arkadaşlar. Dikkat edin buna. İkinci ölçüdeyiz. Vibrasyonu unutmayın. Dikkat edin bir kez daha. Şöyle gösterebilirim. Ondan sonra üçüncü ölçüye bakalım arkadaşlar. Göstereyim buradan. Bakın. La, mi, re, mi, do, es. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Birinci satırı komple çalıyorum. Hızlı. Sizlere de hemen kolaylık olsun. Birinci satırı komple çalıyorum. Vibrasyonları unutmayın. Şuralarda vibrasyonları gösterebilirsiniz noktalarda. Çok göstermeyin her yerde. Bir kez daha çalıyorum. Birinci satır. Dikkat edin arkadaşlar. Kaçıran arkadaşlar varsa takip etsinler. Biraz daha hızlı çalıyorum. Vibrasyonu gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar bunlara dikkat edin. Artık yavaş yavaş iniyorum. İkinci satıra iniyorum arkadaşlar. İkinci satırı görüyorsunuz. Bakın. Nasıl vuruyorsunuz arkadaşlar? Kalemi alın elinize. Bir vuruşun tamamlanabilmesi için bir aşağı bir yukarı tamamlayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bakın. Si, re, do, re, si, es. Bitti. Bakın. O zaman dilimi unutmayın. Ayarlayacaksınız. Hemen bir sonraki ölçü. Beşinci ölçü. Bakın. La, do, si, do, la, sol, fa, sol. İnerken sol fa, çıkarken sol. İnerken sol fa, çıkarken sol. Hemen 5. ölçü. Tamam bakın. Sol fa, sol. Hemen sonra la, la, es, la, la. Kolay arkadaşlar. Şimdi bu fan yazan kısma kadar gelelim. Şuradan başlıyorum. Bakın fa'dan. 1. ölçüden geliyorum. 6. ölçüye kadar çalıyorum. Dikkat edin arkadaşlar. Başlıyoruz. Takip edin. Enstrümanınızı da ayarlayın. Bir daha başlıyorum. Şöyle iyice ayarlayayım. Parmakları görün. Bir ve ikinci satırı çaldım arkadaşlar. Şimdi sizlere de sorular soracağım. Beni takip edin. 1 ve 2. satırı çalacağım. Duraksadığım noktalar olacak. O duraksadığım noktalarda nerede durduğumu sizler de takip edin. Soracağım sizlere. Bir iki saniye bekleyeceğim. Hazır başlıyoruz. İyi takip edin. Evet arkadaşlar, nerede kaldık soruyorum sizlere. Evet, kendine güvenen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar yakalayacaklar. Bakalım ölçü olarak söylediklerini de duyuyorum. Ve hangi notada kaldık? Şuradayız arkadaşlar, bakın. Do re'de kaldım, tamam mı? 4. ölçü. Do re notasına kaldım. Böyle çalışmalar yapabilirsiniz. Dikkat edin siz de. Son bir kez 1 ve 2. satırı çalıyorum. Devam ediyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 1 ve 2. satırı bitirdik arkadaşlar. Ve geldik 3. satıra ve 4. satıra. Re, sol, fa, sol, mi, es. Re, fa, mi, fa, re, es. Do, mi, re, mi, do, re, si, do, la. Tamam mı? İnerken re'si, çıkarken do, la. Re, si, do, la. 7. ölçüden başlıyorum. 7, 8, 9. ölçü. 3 ölçü birlikte çalıyorum. Tamam mı? Dikkat edin. Arkadaşlar bak, burada önemli bir noktayı söylüyorum. Fa diyez 3 yazılmış ya. Bu fa diyez olarak kabul edin siz. Yani enstrümanı fa diyez biraz da tiz basacaksınız fa diyez 3 olduğu için. Re, sol, fa, sol, mi. Fa diyezi gösteriyorum arkadaşlar, bakın. Bakın bir daha. Re, sol, fa, sol, mi. Fa diyez bu, tamam mı arkadaşlar? Bu fa natural. Bunun kaybına dikkat edin. Ses kayıpları olabiliyor. Bu şekilde görmenizi istedim. Bir de bu açıdan bakın. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Çalarken elleriniz böyle açılmasın, gitmesin. Enstrümanı her zaman basacakmış gibi hazır olsun. Ben size video çektiğim için böyle bazen uzaklaştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. 8. ölçüdeyiz. Re, fa, mi, fa, re. Bakın. Şimdi burayı natural çaldım. Bir de diyez çalayım. Fa diyez. Bakın. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bunları natural çalın. Daha iyi geliyor. Şöyle natural. Şu ölçüyü gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar dipnot olsun size. Hem çalışma. 8. ölçü. Tamam, burada natural, bakın. Basın, dikkat edin. Buradayız. 9. ölçü. Bir daha. bu şekilde arkadaşlar. 10. ölçüdeyiz. La, re, do, re, si. Söylüyorum, çalıyorum. Hemen geçiyorum. 11. La, do, si, do, la, sol, fa, sol. Bakın. Ondan sonra la, 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 la. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ne geldi? Röpriz işareti. Röpriz neydi arkadaşlar? Nereye götürüyordu? Buraya götürüyor bakın. Buraya geliyorsunuz. Burayı çalıyorsunuz, geliyorsunuz, geliyorsunuz. 11. ölçüden sonra bu dolabı çalmıyorsunuz. Burayı es geçiyorsunuz. Burayı yok. Tamam mı? Dikkat edin. Direkt buraya geçiyorsunuz. Unutmayın, tamam mı? Şimdi şuradan geliyorum. Takip edin bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorsunuz senye. Senye'ye giriyorsun. Senye de burada. Tamam mı? Şuradan çalmaya devam ediyorsunuz. La, mi, re, mi, do. Bakın. Neden senye'ye geldim? Bakın buradaki S işareti var ya. Ortadan çizgi gelmiş. Bunu ilk gördüğünüz yere gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz ilk gördüğünüz yer nerede? Burada. Tamam. Buradan itibaren komple çalışıyorsunuz. Şu fine olan kısma kadar. Burada bitiriyorsunuz. Geldim. Buradan başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Ben biraz daha uzaklaştırayım. Daha rahat görün. Bakın. Aşağıda zaten boş orası. Bu şekilde de ekran görüntüsü alabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere kolaylık olsun diye böyle biraz bekleteyim. Siz de ekran görüntüsü alabilirsiniz. Rahat bir şekilde çalışın. Çok zaten basit kalıplarla gidiyor. Dikkat etmeniz gereken bir trafik noktası var. O trafik noktası da belli zaten arkadaşlar. Neresi? Röprizler. Şuradan röpriz, dolap ve senyo. Zaten her şey internette artık var. Böyle kafanıza bir şey takırsa bana sorun. İnternette de var. Şimdiden herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.